Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün size elimde gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlar tek renkten tek sıra çok zarif. Herkesin yapabileceği kolaylıkta, herkesin sevebileceği bir zariflikte çok güzel bir oya paylaşacağım arkadaşlar başlamasında beraber başlayacağız şöyle iplerimizi esnetirsek bu ipler biraz kalın olduğu için arkadaşlar esneyince daha bir zarif hale geliyor Evet şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim Evet arkadaşlar modelimizin yapımına tığ battığının içine sık iğne girerek başlıyoruz. Hep beraber arkadaşlar yapımına yapacağız. 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımın başını doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ batma 1, 2, 2, 2. Bu şekilde 4 seferde aldığım bir trabzan yaptım. Trabzanımın tepesine yine 4 zincir çekip arasına girip buraya tomurcuk olarak kapatıyorum. Geriye kalan bu trabzanıma da arkadaşlar 5 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4 ve 5. Bu da 5 sık iğne. Altıncı sık iğneydi arkadaşlar. Bu şekilde buraya aynı tığ battının içine kapattım. Bu uzunlukta, bu büyüklükte arkadaşlar. Buraya bir sık iğneli trabzan yapıyorum. Üzerine 4 zincir. İki defa doladım. Bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battıya bir, 2 2 iki, iki trabzan yaptım. Bir zincir çekip şöyle arkadaşlar bir örümcek yapıyorum. Örümceğimiz ne büyük ne küçük. Şu şekilde orta boy bir örümcek yapıyorum. Ve bunu ters dönüyorum arkadaşlar. Tepesindeki dört zincirimin arasına kapatıyorum. Bir zincirle tekrar düz yüzüne döndüm. Bakın arkadaşlar burada üç tane tel var örümceğimizden. İki telinden girip buraya bir tane sık iğne yaptım. Beş zincir. 5 zincirimi kapatıyorum buraya. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 5 zincir. Sık iğne yapıyorum. Hemen yanına tekrar sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir. 5 zincirimi örümceğimin için arkadaşlar sık iğne yaparak kapattım. Yanına bir tane sık iğne yaptım. 1 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum arkadaşlar. Dördüncü kirpiğim olarak. Hemen yanına bir tane sık iğne yapıp yine 5 zincir çekiyorum. Ve 5 zincirimi örümceğimin arasına kapattım. Ve bir sık iğne yapıyorum. 5 tane kirpiğim oldu. Hemen arkadaşlar trabzanıma iniyorum. Trabzanıma ilkinde olduğu gibi burada olduğu gibi 5 Tane sık iğne yapıyorum. 4 ve 5. 5. sık iğneyi yaptım. 6. sık iğnemi de kapatıyorum. Bakın arkadaşlar, büyüklükleri, uzunlukları aynı oldu. Bir tanesini yaptık. Çok da güzel. Dediğim gibi arkadaşlar, yapımı çok kolay. Zarifliği de herkesin çok hoşuna gidecek bir model oldu. Bir zincirimi çektim. Pardon arkadaşlar, 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığımı doladım. Bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma 1, 2, 2, 2 alarak bir trabzan yaptım. Tepesine 4 zincirimi çekip kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir tanesini boş sık iğne, ikincisi de çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. Buraya 5. sık iğnemi yapıp 6. sık iğnemi de bakın tığ battımın içine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir tane boş sık iğneli trabzan. İkincisi arkadaşlar bu şekilde 1, 2, 2, 2 dönüş trabzanı. Bir zincirimi çektim. Şöyle arkadaşlar ipimi uzatıyorum orta boy. 5 tane kirpiğimin alabileceği fazla da büyük olunca arkadaşlar şurası çok çirkin duruyor. Örümcek sallanıyor. Orta boy yapmaya gayret gösterelim. Döndüm ters yüzünden bu dört zincirli tomurcuğumun arasına giriyorum. Bir zincirle tekrar düz yüzüne dönüyorum. Evet burada üç tane örümceğim var arkadaşlar. İkisinin arasına girip buraya bir sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Birinci kirpik olarak buraya kapattım. Yanına hemen sık iğne. Beş zincirim ikinci kirpik olarak kapattım yalana hemen bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 3. kirpik olarak hemen örümceğimin içine kapatıyorum. Yani bir sık iğneyi unutmuyorum. 5 zincir. Kirpiklerin arkadaşlar şöyle aralıklı, seçenekli durmasını sağlıyor. Bu sık iğneyi unutmayalım. Bir tane sık iğne yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi atıyorum hemen yanına bir tane sık iğne yapıyorum hemen 5 tane kirpiğim oldu arkadaşlar olur olmaz bu yaptığım çıktığım trabzanın altına doğru ineceğim 1 2 3 4 çıkarken trabzanla inerken sık iğne ile aşağıya doğru iniyoruz ve sonuncu 6. sık iğne arkadaşlar Tığ battımda yapıp 2 3 4 zincir. Yeni bir bakın arkadaşlar çok da güzel oldu. Yeni bir çiçek yapımı için 4 zincirimi çektim. İnşallah arkadaşlar bu güzellik size de yansıyordur. Şimdi 3. çiçeğimizi yapalım. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. 2 defa 4 zincirimin üzerine doluyorum bir tane atlayıp ikinci tığ battıya 1 2 2 2 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım ve 4 zincirimi çekiyorum trabzanıma kapattım geri kalan arkadaşlar bu tırabzanıma 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 6. arkadaşlar buradaki Tığ battıdaki yere sık iğne yapıyorum. Bir tane bu şekilde arkadaşlar altı sık iğneli boş bir trabzan yapıyorum. Yine 4 zincirimi çektim. iki defa doladım. Bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma bir, iki, 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 iki alarak bu şekilde ikinci bir trabzan yaptım. Trabzanımın tepesine bir zincirimi çekiyorum. Şöyle ipimi uzattım orta boy arkadaşlar bir örümcek yapıyorum küçük olunca 5 ama sığdıramayız büyük olursa da arkadaşlar şu örümcek kısmı sallanır o yüzden şöyle iki tığ battı büyüklüğünde hemen hemen bir orta boy örümcek yapıp buraya kapatıyorum bir zincirle düz yüzüne dönüyorum bakın arkadaşlar kendiliğinden zaten oluşuyor bu örümcekler ve ben ikisini yukarıdaki ikisini alıp şöyle tığımdaki ilmeğim sık olursa burasında bir potluk oluşmaz arkadaşlar. 5 zincirimi çektim. Hemen yaptığım sık iğnenin yanına kirpiğimi sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar yanına sık iğne yapıyorum kirpiğimin. 5 zincirimi çektim. Örümceğime kapattım. Yanına hemen bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir sıralı bir model ip kırma yok ip koparma yok oya çok kolay arkadaşlar görünüşü bir o kadar zarif bir model bu şekilde istediğiniz her renge pembeler olsun turkuazlar olsun arkadaşlar yakışacak zariflikte bir model hemen yapıp takmanızı tavsiye ederim Kirpiklerin yanına sık iğnelerini yapmayı unutmayalım arkadaşlar. 5 tane de olunca hemen trabzanıma inip bir 5 tane sık iğne de trabzanıma yapıyorum. 2 3 4 5 6. arkadaşlar. Her zamanki gibi sık iğnemin de içine kapatıyorum. Ve bir tanesini daha yaptık. 3 tane yaptık. Umarım anlaşılır bir video çekim olmuştur arkadaşlar. Şöyle ters tarafından da ütülendiğinde kalıp gibi duracaktır. Zaten sık iğneli bir model. Kirpiklerin bile dibine sık iğne yaptığımız için kalıp gibi durdu arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz çok hoş, çok zarif bir model. Bugün de bu şekilde bir model anlattık arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.